İsrail'den şimdi misafirlerim gelecek. Bizim çocuklardan İsrail'e gelecekler. Mecliste İran'la da görüşeceğiz. İsrail'le de görüşeceğiz. İsrail parlamentosunda bazı milletvekilleriyle de görüşeceğiz. Onlar buraya gelecekler. Biz Türkiye ile İsrail arasındaki sorunun hemen en güzel şekilde hallolmasını istiyoruz. Böyle dostça, kardeşçe hallolmasını istiyoruz. Tırmandırıcı bir tavra karşı tabii tavır alıyoruz. Yani bunu hiçbir şekilde kabul etmeyiz. Osmanlı döneminde nasıl dostsak, nasıl Peygamberimiz zamanında dostça, insani dostluk anlamında bir şefkat varsa, şu anda da insani bir dostluk ve insani şefkat olacaktır. İsrail gazetelerinde benim demecim yayınlandı dün. Ben dedim Peygamberimiz zamanında Musevilerle Müslüman arası çok iyiydi. Osmanlı döneminde de biz zaten sahip çıktık. Şimdi de hiçbir şey olmayacaktı dedim, yatışacaktı dedim. Onu önemli bir haber olarak İsrail gazeteleri almış. Bana bir şey mi söyleyeceksin? Yok, estağfurullah. Ama tabii yani oturup seyretme durumunda olmayacağız. Hiçbir zaman için oturup seyretmeyiz. Yani son dakikaya kadar da beklemeyiz. Mutlaka sulh yoluna, iyilik, güzellik yoluna gidilmesi için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. İnşallah. Barış, savaşa karşı olma, demokrasi, özgürlük, akılcılık, bilim, sevgi ve şefkat ruhu mutlaka hakim olması gereken gerçekler. İnşallah. Buyurun. Amin. Estağfurullah. Az önce sizin söz etmiş olduğunuz gibi İsrail'de çıkan haberle ilgili ben de detayını vermek istiyordum. Haberi paylaşmak istiyorum. İsrail'de İngilizce, İbranice, Fransızca ve Rusça yayın yapan bağımsız haber sitesi Arut Sheva sizinle yapılan röportajı yayınlamıştı dün. Bu röportajda İsrail ile Türkiye arasındaki son olaylar hakkında şöyle diyorsunuz. İsrail ile Peygamberimizin dönemine kadar dayanan çok eski bir dostluğumuz var. Bu dostluk aynı zamanda Osmanlı zamanından kalan bir gelenektir. Şu anki anlaşmazlıklar ise geçicidir. Röportajda sizin İstanbul'da yaşadığınız ve İsrail'den gelen içlerinde bakan düzeyinde katılımcıların olduğu heyetlere çok kez ev sahipliği yaptığınız da belirtilmiş hocam, maşallah. 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 Şimdi İsrail'den bir heyet çağırdık inşallah. Likud'dan ve Şas Partisi'nden onları bekliyoruz. Bir de biz de gidip İsrail parlamentosunda parlamenterlerle görüşeceğiz inşallah. İnşallah. Bu kargaşanın, bu huzursuzluğun kalkması için gayret edeceğiz. Ama Mehmet Şevket Ege hocamız çok şahane söylemiş. Mehdi'nin tek bir sözü, tek bir cümlesiyle bütün bu sıkıntılar çözülür. Bir manevi beşaret almasa, büyük bir müjde almasa, bir görüm almasa o mübarek insan bunları söylemez. Bir bildiği var.